Merhaba, Var Olma Lüksü Podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Amanov. 12 yaşlarındaki 3 çocuk beden eğitimi dersi için futbol sahasına doğru ilerlemektedir. Arkalarından yürüyen iki atletik vücutlu olanlardan biri alaycı bir ifadeyle "Demek sen futbol oynamayı deneyeceksin ha?" diyerek biraz tombulca olan çocukla dalga geçer. Ortaokul öğrencilerinin sosyal kuralları gereği kolaylıkla kavgaya dönüşebilecek bir durumdur bu. Tombul çocuk sanki kendisini bekleyen yüzleşme için metanetini toplamak istiyormuş gibi bir an gözlerini kapatıp derin bir nefes alır. Sonra yanındaki iki arkadaşına dönerek sakin bir sesle "Evet, deneyeceğim ama iyi oynayamıyorum." der. Biraz durakladıktan sonra "Fakat resimde çok iyiyimdir. Bana herhangi bir şey gösterirseniz mükemmel bir resmini yaparım." diye ekler. Sonra kendisini taciz eden çocuğa dönerek "Sana gelince, gerçekten harika futbol oynuyorsun. Ben de günün birinde senin kadar iyi oynamak isterim ama şimdilik yapamıyorum işte. Belki denemeyi sürdürürsem biraz daha iyi oynayabilirim." diyerek onu yanıtlar. Bunun üzerine küçümseyici tavrı artık tamamen değişmiş olan çocuk dostane bir ses tonuyla "Canım, o kadar da kötü değilsin ya. Belki sana birkaç şey gösterebilirim." diye karşılık verir. Kolaylıkla kavgaya dönüşülebilecek bir durumun nasıl ustaca yönetildiğini anlatan bu kısa etkileşim öyküsü, sosyal zekanın pratikte nasıl işlediğini örnek teşkil etmektedir. Kendisiyle dalga geçilen çocuk, yüksek sosyal zekasının avantajıyla öfkesine yenik düşmek yerine karşısındakini kendi yarattığı pozitif duygu alanına çekmiştir. Yapılmış birçok çalışmada düşük sosyal zeka seviyesinin akademik, profesyonel ve sosyal alandaki başarıya olumsuz etkisinin olduğu, bu bireylerin kişiler arası ilişki örüntülerinin daha karmaşık ve sosyal adaptasyonlarının daha zor olduğu ortaya konmuştur. Ortalamanın üstünde sosyal zekaya sahip bireylerin iletişim halinde oldukları insanların davranışlarından isabetli yorumlarla nerede nasıl tepki vereceklerini önceden tahmin edebildikleri, sözsüz iletişimlerinin daha kuvvetli olduğu saptanmıştır. Depresyon seviyesi yüksek olan öğrencilerde sosyal farkındalık ve sosyal beceri seviyelerinde düşüş olduğu tespit edilmiştir.